Orhan Uğuroğlu, Anayasa Mahkemesi kararı kimi bağlar? Anayasa Mahkemesi darbe kalkışması planlamaya aslında iki önemli adımla ima etmeye başladı. Birinci ima şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal kararıdır. İkinci ima ise Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun hukuki değil siyasi kararlı olduğu gerekçesiyle hak ihlali yapıldığı kararıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararları ile darbe kalkışması imalarını ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deşifre ederek şöyle eleştirdi. Polis koruması salmana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel. Özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında. Hadi git. Niye polis koruması alıyorsun? Niye eskortlarla geziyorsun? Ben varım, sen var mısın? Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, ben varım. Tek başıma arabamla gitmeye ben varım. Sen var mısın? AKP'li Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi'ne seçilen Profesör Doktor Engin Yıldırım Twitter'dan şöyle yanıt verdi. Madde 138. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve terkinde bulunamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Kendime inanın çok kızdım. Çünkü 50 artı 1 yıllık gazeteci olarak Profesör Doktor Yıldırım'ın darbe kalkışması imasını anlayamadım. Neydi bu ima şimdi anlamadım. Bisiklete binerken çekilmiş fotoğrafı açık seçik bir darbe imasıydı. Hain FETÖ'cülerin darbe kalkışmasına Boğaz Köprüsü'nü tek yönlü olarak tanklarla trafiğe kapattıklarında gazeteciler de siyasetçiler de bunun darbe iması olduğunu anlayamamışlardı. Aslında o gün polisin Yıldırım'ın evine sabah baskını yapıp suç unsuru olan bisikleti bilgisayarlarına ve anayasa kitapçığı gibi örgütsel dokümanlarına el koyması lazımdı. Değerli okurlarım, Anayasa Mahkemesi CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun hukuki değil siyasi kararla alınan mahkumiyet kararı için hak ihlali kararı verdi ve gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandı. Peki Anayasa Mahkemesi'nin kararı kimi bağlar? Avukat Ece Güner Toprak çok net yazdı. Anayasamız 153. madde Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. O halde bakalım. Birinci yasama ayağı. Berberoğlu kararı için Meclis Başkanı Anayasa Hukuku Profesörü Mustafa Şentop dedi ki, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı neticesinde yeniden yargılama kararı veriyor. İlk derece mahkemesinde bu kararı gönderiyor. Bizim baktığımız kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz. Kesin hükmün kaldırılması durumunda değerlendirme yapılabilir. Anlamı şudur. Anayasa Mahkemesi kararı yasamayı bağlamaz. Mahkemeye siyasi mesajı şudur. Anayasa Mahkemesi kararına uymayın. İkinci yargıya. Berberoğlu'na mahkumiyet veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dedi ki, yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir. Anlamı şudur. Anayasa Mahkemesi kararı yargıyı bağlamaz. Üçüncü, yürütme ayağı. Anayasa Mahkemesi şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etti ancak Manisa Soma'da 8 yıldır tazminatları ödenmeyen uyar maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne polis izin vermedi. Ermenek'te Ankara'ya yürümek isteyen maden işçilerine gaz ve plastik mermiyle müdahale edildi. Anlamı şudur, Anayasa Mahkemesi kararı yürütmeyi bağlamaz. Değerli okurlarım, Profesör Doktor Engin Yıldırım 13 Ekim akşamı Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarının yandığı fotoğrafı ışıklar yanıyor mesajı ile Twitter'dan paylaştı. AKP'liler sarayın memuru bakanlar ve MHP'liler koru halinde bağırdılar. Darbe çağrısıdır. Bu tweetini silen Yıldırım dedi ki, şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksada aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım gayem anayasa mahkemesinin bir hukuk işi olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir. Değerli okurlarım, yaşananları yazdım ki sizler de okudunuz. Asıl darbe anayasaya karşı yapılmaktadır. Asıl darbe yürütme ve yasama tarafından en yüksek yargı organı anayasa mahkemesine yapılmaktadır. Asıl darbe yargının yüzde yüzünü tek adam rejimine bağlama çabasıdır. Anayasa Mahkemesi ışıklar yanıyor açıklaması için olağanüstü toplanıp şahsi açıklamadır dedi. Darbe iması temel fıkrası gibi kaldı. Cambaza bak kandırmasına sakın inanmayın. Profesör Doktor Ersan Şen diyor ki, Türk Ceza Kanunu madde 309'da anayasayı ihlal suçunun tanımlandığı görülmektedir. 309'a 1'e göre cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar. Haydi ayıklayın pirincini taşını. <laughs>